Doğu Akdeniz'deki çalışmalara ara verilmiyor. Türkiye, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleriyle ilgili sürenin dolmasına saatler kala yeni bir nafteksi ilan etti. Oruç Reis ve beraberindeki destek gemileri 27 Ağustos'a kadar çalışmalarını sürdürecek. Atina uzatma kararına tepki gösterdi. Yunan kaynaklar Türkiye'nin gerilimi daha da tırmandırmak istediğini iddia etti. Yunan medyası Türkler sinir harbi yapıyor, sinirlerimizi test ediyor diye yazdı. Oruç Reis'in çalışmaları Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e bildirdiği kıta sahanlığı sınırları içinde gerçekleşmesine rağmen Yunanistan tepki göstermişti. Öte yandan 6 Ağustos tarihli Yunan-Mısır Anlaşması bugün Yunan parlamentosunda görüşülmeye başlanacak. Oylama ise çarşamba günü yapılacak. Türkiye 14 Ağustos'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'ne gönderdiği mektupta anlaşmanın kabul edilemez olduğunu ve geçersiz saydığını duyurmuştu. Doğu Akdeniz'de arabulucu rol alan Almanya bir dizi görüşmelere başlıyor. Almanya Dışişleri Bakanı yarın hem Atina'yı hem Ankara'yı ziyaret edecek.